Merhaba gençler, ben Derya Kurt. O yüzden bir noktanın doğru parçasının veya şeklin belli bir yönde. Peki yö X eksenine göre yansımalırken alırken koordinatta bir noktada... İ Hazır mısınız? Benimle misiniz? Hadi o zaman. Gençler, ben Derya Kurt. Gene beraberiz, gene birlikteyiz. Özlemiştik sizi. Şimdi çok zevkli bir konu, hem de kısa bir konuyla beraberiz. Hepinizin çok rahat yapabileceği, çok zevk aldığı dönüşüm geometrisi konusu. Ne göreceğiz bu konuda? Ötelemeyi göreceğiz, yansımayı göreceğiz. Hazır mısınız? Benimle misiniz? Hadi o zaman başlayalım. Evet dönüşüm geometrisi konumuzda bir öteleme hareketini bir de yansıma hareketini göreceğiz. Öteleme işte bir cismi ne yapmak? Belli bir yönde hareket ettirmek. Yani ben bunu alıp sağa, sola, yukarı ve aşağı doğru ne yapıyorum? Bir cismi Öteliyorum. Aslında cismin duruşunu değiştirmiyorum. Sadece cismin ne yapıyorum? Yerini değiştiriyorum. Aldım bu kalemi, duruş belli. Üç birim sağa götürdüm. Bir, 2, 3. Duruş değişti mi? Hayır. Kalem aynı kalem. Duruşu aynı. Sadece buradayken buraya geldi. Yani öteleme hareketinde ne yapıyoruz? Sadece konum değiştiriyoruz. Yer değiştirme hareketi yapıyoruz. O yüzden bir noktanın doğru parçasının veya şeklin belli bir yönde. Peki yönlerimiz neler? Dört farklı yön kullanıyoruz. Sağa gitme, sola gitme, yukarı ve aşağı şeklinde. Tabii öteleme hareketimizde sağ, Sol yukarı aşağı kısmında koordinat sistemiyle ilişkilendirdiğimizde bizim biliyorsunuz yatay olan eksenimiz x apsis ekseni, dikey olan eksenimiz de y yani ordinat ekseniydi. Eğer koordinat sisteminde bir cismi tanımlıyorsak, eğer bu cismi sağa götürüyorsak o zaman ne oluyor? x ekseninde o kadar sağa artmış oluyoruz. Sola gidince x o kadar azalıyor, yukarı gidince y o kadar artıyor, aşağı gidince y de o kadar azalıyor. Şimdi bakalım. Yansımaya geçmeden önce bir örnek yapmak istiyorum. Şurada olduğu gibi örneğin siz koordinat sisteminde 2'ye 3 noktasındasınız. Bakalım 2 virgül 3 noktası. Ben dedim ki bu noktada bulunan herhangi bir hareket diye 3 birim sağa gitmesini istiyorum. Eğer bu hareketli koordinatta 3 birim sağa gidiyorsa buradan etkilenecek kim? Apsis ekseni yani x ekseni. Alıyorum 2 noktasında ya apsiste. 3 sağa götürüyorum. O zaman x'i 3 birim arttırıyorum. Yani konumu 5'e 3 noktası. Eğer bu noktayı ben 3 birim sola götürseydim bu sefer x'i 3 birim azaltacaktım. Yani eksi 1'e 3 noktası olacaktı. Yukarı ve aşağı gitmede y yani ordinat eksenini ilgilendirdiği için örneğin sizin noktanız ne olsun? 3,4 olsun. Siz bu noktayı 2 birim yukarı doğru hareket ettirdiğinizde bu sefer y'deki 4 2 yukarı gidecek. Yani konumunuz 3,4 değil 3,6 olacak. Y'yi o kadar arttırıyorsunuz. Tam tersi 2 birim aşağı ötelediğinizde bu sefer 4'te olan y 80'inize 4'te olan o 3'e 4'ün 4'ü 2 birim aşağı gelecek. Yani 3,2. O yüzden diyoruz ki sağa giderken x artar, sola giderken x azalır, yukarı giderken y artar, aşağı giderken de y azalır. Peki simetri dediğimiz aslında ilkokuldan beri gördüğümüz yansıma dediğimiz şey ne? Bir nokta doğru parçası veya şeklin bir doğruya göre simetrisine ne adını veriyoruz? Yansıma adını veriyoruz. Bir cismin herhangi bir doğruya göre işte biz buna simetri doğrusu diyoruz. Yansımasını aldığımızda gerçek olan cismin yansıma doğrusuna yani simetri doğrusuna uzaklığıyla simetrinin o doğruya olan uzaklığı birbirine ne oluyor? eşit oluyor. Şimdi buraya baktığımızda özellikle koordinat sisteminde vurgu yapıyoruz. Üç şekilde yansıma hareketimiz var. X'e göre, Y'ye göre yani orijine göre. Şimdi bir cismi aldık. Mesela şöyle koordinatta göstereyim. Atıyorum eksi 3 noktasında bulunan bir nokta olabilir, herhangi bir cisim de olabilir. Bu noktanın x'e göre yansımasını aldığınızda yani x eksenine göre bu sefer bu noktanın o x'i siz ayna gibi yani simetri doğrusu gibi kabul edin. Yansıması nerede olacak? Eşit mesafede olacağı için eksi 1 eksi 3. O zaman diyoruz ki herhangi bir noktanın x eksenine göre yansıması alınırsa x aynen kalacak. Y'nin işareti değişecek. Tam tersi bu noktanın Y eksenine göre yansımasını alalım. Bu sefer aynamızı, simetri eksenimizi, simetri doğrumuzu Y ekseni olarak kabul edelim. Hemen yansımayı aldım. Eksi 1'e 3'in 1'e 3 oldu. Yani bu sefer ne oldu? Y değişmedi ama X'in işareti değişti. O zaman Y eksenine göre yansıma alırken de Y aynen kalacak x'in işareti değişecek. Peki orijine göre nasıl yansıma alacağız? Orijin noktamız burası. Yansımamız eşit mesafede olacak. Yani 1'e eksi 3 noktası. E bakıyorum ki x de değişti, y de değişti. i̇kisi yani birden değişecek. O zaman özetleyelim. x eksenine göre yansıma alırken koordinatta bir noktada x aynen kalacak. Y işaret işareti değişecek. Y eksenine göre yansıma alırken Y aynen kalacak. X'in işareti değişecek. Orijine göre yansıma alırken de her ikisi birden ne yapacak? İşaret değiştirecek. Bakalım kolay bir konu demiştim. Sorularımız var. A noktası eksi 2'ye 1 noktası, B noktası 2'ye 4 noktası, C noktası 3'e 2 noktası. Şimdi bu noktalarla belirtilen bir ABC üçgenimiz var. Çizerek de yapabilirsiniz. Ama direkt bana diyor ki x eksenine göre altında, x eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü nedir? Ne demiştik koordinatta? X eksenine göre yansıma alırken x duracak, y'nin işareti değişecek. Ben de buna göre yapıyorum. A üssü noktası diyorum. Yani ...yansımış hali diyorum. X aynen kalıyor. Y'yi değiştiriyorum. Eksi 2, eksi 1. B üstü noktası 2'ye eksi 4. C üstü noktası da 3'e eksi 2. Bakıyorum bu noktaları verilen... ...A üstü, B üstü, C üstü... ...yani yansımayla oluşmuş üçgenim hangisi? Eksi 2'ye eksi 1. Burası. 2'ye eksi 4. Burası. 3'e eksi 2. Burası. Yani... ...baktığımız zaman... 3'e eksi 2 şurası 2'ye eksi 4 burası eksi 2'ye 1 burası. Evet cevabımız direkt C seçeneği diyebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz ABC üçgeni çizersiniz tekrar çizerek yansımasını alırsınız. Bu da bir yöntem ama pratiklik olsun diye bu formüllerden yararlanmak da fayda sağlıyor. Bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki fen bilgisi dersinde Mehmet öğretmen enzimlerden çalışma yöntemini anlatırken anahtar kilit uyumundan bahsetmiş. Anahtar kilit uyumunu oluşturmak için anahtar sabit kalmak şartıyla kilite hangi dönüşüm hareketleri uygulanmalı? Şimdi burada önemli olan nedir? Öteleme hareketi yaparken kendinize bir nokta seçmek ama o noktaya yani aldınız oradan bir noktayı. İşte gittiniz sağa gittiniz yukarı gittiniz. Geldiğiniz yerdeki o noktayla o nokta aynı yeri belirtmeli. Bazen burada karışıklık oluyor. Şimdi ben de kilitte bir nokta belirliyorum. Burayı belirliyorum. Burayı nereye oturması lazım? Anahtar kilit uyumu için buraya oturması lazım. O zaman nasıl bir hareketle yapacağım? Hiçbir şekilde elimi kaldırmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sağa gideceğim. 1, 2 birim yukarı gideceğim. Yani şıklara bakmanıza bile gerek yok ya da denemenize bile gerek yok. Kendiniz çok rahat yapabilirsiniz. Cevabımız B seçeneği. Bir sonraki soruda koordinat sisteminde verilen 4 noktanın önce y eksenine sonra da x eksenine göre yansıması alınıyor. O zaman şöyle bir yıldız koyalım. Bir cismin bir noktanın herhangi bir şeklin önce x'e sonra y'ye ya da önce y'ye Sonra x'e göre yansıması alınıyor demek. Aslında o cismin direk, orijine göre yansıması alınıyor demek. Hiç, hiç, uzatmamıza gerek yok. O zaman biz bu verilen görüntüyü yani çemberi orijine göre yansımasını alabiliriz. Şimdi ben bunun üzerine belli bir nokta seçeyim. Mesela bu noktayı seçebilirim. Bu noktayı, bu noktayı. İşte bu nokta kaç? 2'ye 1 noktası. O zaman işte 2'ye 1 noktası orijine göre yansımada eksi 2, eksi 1. Eksi 2, eksi 1 şuraya gelecek. Atıyorum burası 2'ye kaç? 4 noktası. 2'ye 4, eksi 2'ye eksi 4'e gelecek. İşte orası neresi? Şurası. Böyle bir tam da böyle oturtturamasam da hafif kayma olabilir. Baktığınız zaman A noktası, B noktası ve C noktası çemberin içinde kalıyor. Ama C noktası çemberin dışında kalıyor. Bize çemberin dışında kalanı sormuş. Şurada arkadaşlar C seçeneği yani C noktası. Bakalım. Diyor ki do, domino taşları çok fazla soruluyor. Çok güzel böyle bir ayna konuluyor. Ona göre yansıması alınıyor. İşte ya da domino taşların isminin harfleriyle eşleştirerek ismini yukarıdaki gibi kodluyor. Şimdi bizim Alya'nın bu domino taşlarına yukarıdaki gibi aynadan baktığında hangi şekli, hangi işte A'yı, B'yi, C'yi, D'yi hangisini okuduğunu göreceğiz. Tabi burada ne yapacağız? Yansımasını yani simetrisini alacağız şöyle de devam ettireyim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 nokta var. Tabii bunun buraya almamız lazım. Çünkü cismin aynı olan uzaklığıyla görüntüsünün yani simetrisinin aynı olan uzaklığı aynı olmalı. Tabii ilk önce şu oluşmalı. O da A'yı temsil ediyor. Sonra gördüğünüz gibi şöyle yani Y'yi temsil ediyor. 6 tane nokta var Simetrisinde çiziyorum. O da L'yi temsil ediyor. Sonra da en sonuncusu da A'yı temsil ediyor. Yani oluşan isim kelime ayla oluyor. Cevabımız A. Domino taşlarında çok fazla bir aynanın önünde konumlu soru tiplerinde görebilirsiniz. Bir başka soru. Diyor ki: Dört arkadaşın D noktasına göre konumları aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi belli bir D noktası vermiş koordinat sisteminde. Hemen biz D noktamızı bulalım. Kaça kaç nokta? 1 2 3 4 5 6'ya 1, 2, 3, 4 noktası. D noktası 6'ya 4. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 4 arkadaş dönüşüm kafaya gitmek için orijin noktasında buluşacaklardır. Orijin noktasına en uzak olan kişi kim? Şimdi biz tek tek Ahmet, Hilal'i, Taner ve Emir'i bulalım. 6'ya 4 noktasının x'e göre yansıması 6'ya eksi 4. 2 birim aşağı ötelenmiş 6'ya eksi 6. Hilal orijine göre yansımış yani eksi 6'ya eksi 4. 3 birim sağa gitmiş. Eksi 3'ü e, eksi 4. Y eksenine göre yansımış. Eksi 6'ya 4. 1 bir birim sola gitmiş. Eksi 7'ye 4. Orijine göre yansımış. Eksi 6'ya eksi 4. 4 birim yukarı gitmiş. Eksi 6'ya 0. Konumlarını buluyorum. 6'ya eksi 6 noktası. 3, 4, 5, 6 şurası. Bu kim? Ahmet. Ahmet'in orijinal uzaklığı hemen eğik çizgiden Pisagor. 6, 6, 6, kök 2. Hilal'e geliyorum. Eksi 3'e eksi 4 noktası. Eksi 3'e eksi 4. Hilal şurası. Göstereyim. Tabi burada hemen orijinal uzaklığı. 3, 4, 5 üçgeni. Taner'e geliyorum. Önce y'ye göre yansımasını almıştık. Eksi 6'ya 4. Bir birim sola gitmiştik. Eksi 7'ye 4. Hemen eksi 7'ye geliyorum. 2, 4, 6, 7. Şurası eksi 7. Şurası da 4 birim. Yani şurası oluyor. Taner. Uzaklığını hemen Pisagor yapacağım. 4'ün karesi 16. 7'nin karesi 49. Yani kök 65 diyeceğim buraya. Taner koyduk. Geldik Emir'e. Eksi 6'ya 0 noktası. O da şurası. Direkt orjina uzaklığı. Emir'in de 6. Emir'in uzaklığı 6 oldu. Taner'in uzaklığı kök 65 oldu. Hilal'in uzaklığı 5 oldu. Ahmet'in uzaklığı 6 kök 2 ya da kök 72 diyebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki önemli olan hepsini kare köke çevirip kök 72, 5 yerine kök 25, e zaten kök 65, 6 yerine de kök 36 derseniz buradaki en uzak kişinin kim olduğunu söyleyeceğiz. Tabii ki kök 72 Ahmet hem aslında ne yapıyor? Bir dönüşüm geometrisi yaptırıyor. Hem de sorun içine ne katmış oluyor? Pisagor. Biliyorsunuz bir önceki videoda demiştim. Pisagor yani dik üçgen, o eğik çizgiler her yerde karşınıza çıkabilir. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bu sefer kare kökle dönüşümü ilişkilendirmiş. Ahmet öğretmen öğrencilerinden 3 çarpı 3 boyutlarına birer birim karelerden oluşan içinde sayıların yazılı olduğu şeklin üzerindeki irrasyonel yazan sayıları boyamalarını istiyor. Sonra bunu birinci bölgeye yerleştirmiş, boyanan şekli biz boyayacağız. Sonra bu birinci bölgeye yerleştirilen şekli eksenlere ve orijine göre yansıtarak bir kare elde edeceğiz. Hadi bakalım, boyamaya başlayalım. Kök 4 2 idi rasyonel sayı. 3 üzeri eksi 1 1 bölü 3 rasyonel bir sayı. 1 bölü 2 üzeri 9 rasyonel bir sayı. Devirli sayılar rasyonel ama kök 50 5 kök 2 desek bile kök 2 kaldığı için hala kökün içinde çıkamayan bir sayı varsa biz ona irrasyonel diyorduk. Şurayı boyayacağım. Pi sayısı irrasyonel bir sayıydı. Seslerinizi duyar gibiyim. Kök 2 sayısı irrasyonel bir sayıydı. Ama 0,25 ondalıklı kesir, ondalıklı gösterim. Yani rasyonel, 2 üzeri 5 rasyonel. Şimdi ben bunun y eksenine göre simetrisini alacağım. Hemen çiziyorum. Aynı şekilde x eksenine göre simetrisini alacağım. Orijine göre simetrisini alacağım. Dikkat etmemiz gereken nokta, görüntüyle simetri ekseni arasındaki uzaklık aslında simetrisiyle de Simetri ekseni arasındaki görüntünün arasındaki uzaklığın eşit olması. Şimdi burası bura olması lazım. Burası burası olması lazım. Burada direkt burası olması lazım. Şöyle de bir dörde ayıralım. Kafamız karışmasın. Hemen eleyebilelim şıkları. Bu konuda pratiklik oluyor. Mesela adına şıkkı çok rahat oluyor. Bakalım devam edelim. Bunu simetrisini alıyorum x eksenine göre. Şimdi orijine göre simetrisini alıyorum. Evet zaten bariz cevabımız adına şık olarak karşımıza çıkıyor. Sadece burada çizim yapıyorsanız, görseli kendiniz çiziyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bazen böyle sayarken hatalar yapılabiliyor ya da işte bir nokta görülmüyor, bir kare görülmüyor. Bunlara mutlaka dikkat edin. Cevabımız A seçeneği. Bir başka soruyla devam edelim. Bu da bizim son sorumuz. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde bir askeri uçağın düşman hedefi belirlediği A noktası gösteriliyor. A noktası kaç? 5'e 4 noktası. Uçak bu noktanın koordinatlarını kuleye aşağıdaki aşamaları yaparak bir şifreleme sistemi. Aslında bildiğimiz dönüşüm hareketlerine bir kurgun içinde veriyor. Ne yapıyor? İşaretlenen nokta 5'e 4 noktası. X eksenine göre yansımasını alıyor. 5'e eksi 4 bir birim sola öteliyor. Yani en son geldiğimiz nokta 4'e eksi 4. İkinci adım ne yapıyor? Birinci adımın sonunda oluşan noktanın y eksenine göre yansımasını alıyor. Hemen 4'e eksi 4'ün y'ye göre yansımasını alıyorum. Eksi 4'e eksi 4. Sonra 3 birim yukarı öteliyorum. Yani son geldiğim nokta eksi 4'e eksi 1. Peki ne yapıyorum üçüncü adımda da? İkinci adımda elde ettiğim koordinatları kuleye bildiriyorum. Kuleye bildirdiğim nokta nedir? Eksi 4'e eksi 1 noktası cevap A. Çok fazla böyle şifreleme soruları, çok fazla böyle kodlama soruları yaptırıyoruz. Şekiller veriyoruz. X'e göre yansıması, Y'ye göre yansıması, öteleme hareketleri. Sadece burada işlem hataları yapmamaya ve dikkatli çözmeye gayret edin. Zaten konu çok kolay ve çok zevkli. Dönüşüm geometrisinde kısaca özetlersek öteleme ve yansımadan bahsettik. Bir cismi aldık sağa. Sola, yukarı aşağı öteledik. Ötelerken cismin duruşunu değil sadece konumunu değiştirdik. Sağa giderken x ekseninde x arttı, sola giderken x azaldı, yukarı giderken y arttı, aşağı inerken y azaldı. Yansımada ne yaptık? Bir cismin bir doğruya göre, aynaya göre, bir simetri eksenine göre yansımalarını aldık. Ama koordinat sisteminde vurgu yaptığımız neydi? X eksenine göre yansımada o noktanın x'i aynen kalacak, y'si işaret değiştirecek. Y'ye göre yansıma alırken Y aynen kalacak. X'i işaret değiştirecek. Orijine göre yansımada her ikisi birden işaret değiştirecek. Gençler Konumuz çok zevkliydi. Bir sonraki videoda yani geometrik cisimler videosunda gene sizinle beraber olacağız. Lütfen konu eksiğimiz kalmasın. Konularımızı tamamlayalım. Videoları çözdükten sonra bu konuyla ilgili küçük küçük pratikler yapalım, bolca egzersizler çözelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda gene beraberiz. Görüşmek üzere gençler.